inşallah. Allah kolaylık versin. Tanıştığımıza çok sevindim. Köyümüze selamlar. Ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Sevgiler. Bin dereden su getirsem arınamazsın. Yıldız Tilbe! Kimse sana rüküş diyemez. Teşekkür ederim. Gerçekten. Sen yine zayıfladın mı? Ne yaptın? Artık yok olmak üzeresin. Ha? Alıyorum kilo. Ağır ağır. Ağır ağır alıyorum evet. Diyorsun. Nasıl geçiyor zaman? Anlatsana biraz. Zaman herkes nasıl geçiriyorsa ben de öyle geçiriyorum. Çalışıyorsun herhalde bildiğim kadarıyla bir yerlerde. Hafta sonları çalışıyorum. Elma Dağı'da, Agora Mey'de. Hı hı. Elma Dağı'da Agora Mey. Evet. Pazar günleri de Mektup Bar'da sahne alıyorum. Beklerim. Peki bir şey söyleyeceğim. Bazı zaman hakikaten seni böyle çok herkesin bildiği gazino tarzı yerlerde görüyoruz. Bazı zaman barlarda görüyoruz. Bazen yani sürekli çalışacağın yerleri seçerek mi çalışıyorsun? Yoksa... Paramı kim peşin veriyorsa onunla çalışıyorum. Çünkü öyle yani. Aha. Yani senin için... Yer, ortam hiç önemli değil. Hiç fark etmiyor. Çünkü dinlemeye gelenler şarkılarımı dinlemeye geliyorlar. Benim olduğum yerleri tercih ediyor insanlar. O anlamda beni tercih eden insanları ben de tercih ediyorum. Yani ben buna pek katılmıyorum. Mesela seni her tercih eden her yere gelmeyebilir. Bence her yere gelebilir. Gelmeyebilir. Ya gelebilir. Çünkü ben inanıyorum ki insan insanı severse nere gitse gelir. Peki bir röportajında okumuşlar. Ben okumadım açıkçası. İstanbul hayatı ve ne? Gece hayatı mı? Sahne hayatı mı? Ya İstanbul hayatına alışamadım. Attın mı? Ya yok. Şöyle. Böyle bir şey bu galiba. Önce için geçerliydi. İstanbul öyle bir şehir ki. Büyülü bir şehir. Önce alışamıyorsunuz, sonra vazgeçemiyorsunuz. Öyle bir şehir yani. Seviyorum İstanbul, evliyalar şehri bir kere. Her tarafı türbe evliya dolu. Çok mükemmel, kutsal bir şehir bana göre. Ama şartlar tabii ki insanı zorlayınca o zaman yaşadığınız İstanbul, İzmir neresi olursa olsun fark etmiyor. Hangi şartlardan bahsediyoruz? Yani sesim var. Üstelik de çok güzel bir sesin var. Beste yapıyorsun, müzik yapıyorsun. Yani herkeste olmayan bir takım özelliklerin var. Bunları çok iyi kullanabilme şansın var. Seni hangi şartlar zorluyor bu durumda? Kullanabilme şansımın önünün kesilmesi canımı sıkıyor. Niye kesiliyor? Hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum ki Hülya'cığım. Ama şimdi bunu bilmek zorundasın çünkü daha 2 günlük besteciler... Hepsi şakır şakır bestelerini yapıyor, şarkılarını söylüyor ve de bir yere gelebiliyor. Parasını da kazanıyor, çok da istediği hayatı kurabiliyor. Kusur bende o zaman. Ha, bilmiyorum, onu bir araştırman lazım. Bu durumda tabii kusur bende neden oluyor. Ama? Bilmiyorum ki. Kendimin dilinden anlamıyorum. Kendi kendimin dilinden anlamıyorum. Bir yerde yanlış yaptığını düşündün mü hiç? Bir yerde yanlış yapıyorum dediğini. Çok yerde yanlış yaptım tabii ki çünkü insan hatalara açık. İnsanız yani kimse bana karşıma çıkıp da ben hatasızım diyemez. Kusursuz olmak Allah'a mahsus bir şey. Tamam onu kabul ediyorum ama hataları tekrarlamadığın sürece her geçen gün biraz daha hatasız bir hayata kendini alıştırdığın sürece herhalde sorunlar da yavaş yavaş. Tabii ki sorunsuz bir hayat yok ama daha da hafifler gibi geliyor bana. Sen hep bir şeylere takılıyorsun, hep kızgınsın. Ben niye hep küstün? Şöyle... kendi hatalarımı kaldıramıyorum ben hata yaptığım zaman. Bitti o hatalar artık bir daha ne yani onu mu düşünerek kendimi... Ay öyle takıntılıyım maalesef üzgünüm yani takıyorum hep sanki hala oradaymışım gibi geliyor bana aslında değilim ama bu da benim kendi psikolojik rahatsızlığım bir tahtalarım eksik ama nerede bilmiyorum yani.